Değerli basın mensupları, sarayın içinde de gerilim artıyor. AK Parti'de dedikodu kazanları kaynıyor. AK Parti artık kavgalı evdir. Biz FETÖ'nün kendisi okyanus ötesinde ama fikirleri iktidarda diyorduk. Meğerse sadece fikirleri değil, uzuvları da halen iktidardaymış. FETÖ halen emniyet teşkilatı başta olmak üzere kamuda kadrolaşmaya devam ediyormuş. Bunu kim söylüyor? AK Parti'nin televizyon yıldızları ekibinden eski bir vekil söylüyor. Bizde isimler var diyor. Tekrar ediyorum, bizde isimler var diyor. Kim bu FETÖ'cüler? Karnınızdan konuşmayın. İsimlerini derhal açıklayın. Sarayın İçişleri Bakanı AK Partili vekile vekille televizyonlarda FETÖ kavgasına tutuşuyor. Yetmiyor, kavga sosyal medyaya taşınıyor. Yüce Allah'ın ayetleri bile bu kavgaya malzeme yapılıyor. Ne günlere kaldık. Bu kifayetsizlerin elinde devletimiz Muz Cumhuriyeti'ne döndü. Bu kifayetsizlerin dağıttığı devleti milletimiz 15 Temmuz'da sokaklardan topladı. Ama hala akıllanmamışlar. Bunlarda FETÖ skandalları bitmiyor. Atatürk'ün kurduğu Türk Tarih Kurumu'nun başına yakın zamanda yine liyakate değil sadakate dayanan bir atama yapılmıştı. Şimdi bu şahıs çıktı, FETÖ'nün alçak darbe girişimine karışmış ama zaman içinde nedamet duyan, pişmanlık duyan insanlar kazanılmalı diyiverdi. Türkçesi şu: 15 Temmuz gecesi millete kurşun sıkan darbecilere af talep ediyor. Tepkiler gelince de sözlerini tevil etmeye çalıştı. Ama zırva tevil kabul etmez. İşte böyle yetersiz, liyakatsiz kişilerin elinde devletin tüm kurumları çürüyüp dökülüyor. Hazreti Peygamberimiz iş ehil olmayana verilince kıyametli bekle diye buyurmuş. Türkiye'de gerçek işsizlik oranı %19,4. Avrupa'da ekonomisi iflas etmiş Yunanistan ve bu salgının merkez üssü olan İtalya ve İspanya'dan sonra en yüksek işsizlik oranı bizde. Biz yani bunları geçmişiz. Komşumuz Bulgaristan'da işsizlik %7,6, Romanya'da %6,3, bizde ise %19,4. Aynı toplantıda kibir abidesi, bir de insanımıza tepeden bakan makarnacı, kömürcü diyen faşist zihniyette çarpışarak bugünlere geldik diyor. Herhalde ağzından çıkanı kulağı duymuyor. Danışmanların yazdığı metni okuyor. Beyefendi, uçan kaçan yürüyen saraylar sizde. Millet yiyecek makarna bulamazken zencefilli somonlu suşileri, kornişona sarılı dana rozbifleri, Starex meyvesi eşliğinde aloe veraları, ejder meyveli smoothie'leri gövdeye indiren sizsiniz. Telefonların ardına saklanıp 15 Temmuz gecesi sokağa çağırdığınız gazilere, bugün sokakları dar eden de sizsiniz. Halkımızın gazilerimize ve şehit yakınlarına bağışladığı paraların üstüne yatan da sizsiniz. Bu unvanların sorumluluğunu taşımakta zorluk çekenler elbette olabilir diye şehit ailelerimize ve gazilerimize atıp tutup kem söz söyleyen de sizsiniz. Daha dün köpüklü jacuzziye yatıp fakirler beni rahatsız etmeyin diyen şımarık genç sizin partinizin gençlik kolu başkanlarından biri değil mi? Tek adam olacağım diyerek son 6 yılda faşizmin ansiklopedisini yazdınız. Faşist zihniyetin daniskası sarayda. Hiç sağda solda aramayın. Atalarımız büyük lokma ye ama büyük söz söyleme demiş. Siz hem büyük söz söylüyorsunuz hem de saraylarınızda en büyük lokmaları gövdeye indiriyorsunuz. Hem şeytan taşladık hem tavaf yaptık derken yine kibre düşüp şeytanlaşan da sizlersiniz. Adınız Firavun'a çıktı. Tavaftan anladığınız da siyasette sürekli dönmek. Dün ak dediğinize bugün kara demek. Faşizmden bahsetmişken bugün aynı zamanda karanlık 20 Temmuz sivil darbesinin 4. yıl dönümü.
Bu 4 yılda 15 Temmuz darbesi araştırıldı mı? Hayır. FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıkarıldı mı? Hayır. Peki bu 4 yılda ne oldu? Ucube tek adam rejimi kuruldu. Ülkemiz ucube rejim kurulalı beri insani özgürlük endeksinde 38 sıra. Dünya mutluluk endeksinde 24 sıra. Küresel barış endeksinde 4 sıra birden geriledi. Sınır tanımayan gazeteciler örgütünün basın özgürlüğü endeksinde 161 ülke arasında 154. sıradayız. Dünya artık ülkemizin yönetim şeklini fiili diktatörlük diye tanımlamaya başladı. Her ucube rejim gibi Erdoğan'ın saray rejimi de milletimizin aşını, işini eritti. Parasını pul etti. 4 yıl önce 1 dolar 2 lira 98 kuruştu, şimdi 6 lira 86 kuruş. Çeyrek altın 312 liraydı, şimdi 659 lira. Sanmayın ki bunlar görülmüyor Sayın Erdoğan. Milletimiz sizi izliyor, ne yaptığınızı görüyor, notunuzu veriyor, sandık geldiğinde de yerinizi gösterecek, sana oy moy yok diyecek. Tamam, bize iletilen bazı sorular oldu. Öncelikle Fox TV tarafından iletilen bir soru var. Şöyle, Türk Tarih Kurumu Başkanı'nın darbeye karışmış ama pişman olanlara sahip çıkalım sözleri çok tartışılmış, tepki çekmişti. İstifası için Cumhurbaşkanımız isterse gereğini yaparım, istifa ederim dedi. Dün de İbrahim Kalın kendisinin bir muhasebe yapmasında fayda var dedi. Sizin istifa tartışmasıyla ilgili değerlendirmeniz nedir? Biliyorsunuz bu ülkede ilginç bir durum var. İstifa tek taraflı bir müessese. Yani onaya tabi değil ama her nedense saray hükümetinden istifa etmek, saray hükümetinin bürokratlığından istifa etmek saray hükümetinin başındaki tek adamın onayına bağlı. Şunu açıkça söyleyeyim. Bu zatın sözleri doğru düzgün sözler değildir. Son derece tehlikeli sözlerdir. Biraz önce burada ifade ettim. Vatandaşlarımıza kurşun sıkan, topla tüfekle saldıran, uçaklardan bomba atan, 251 tane yurttaşımızın şehit olmasına neden olanlar için af talebidir. Bunu bu milletin vicdanı kabul etmez. Dolayısıyla evet, durumunu bir an önce gözden geçirip yukarıdaki sarayın kibirli adamının ne diyeceğini beklemeden bu söylemiş olduğu sözler nedeniyle hemen istifa etmesi lazım. Çünkü milletimizin vicdanı rencide olmuştur. K24 tarafından iletilen bir diğer soru da şöyle. Son günlerde Türkiye'nin Libya diplomasisi hız kazanmış durumda. İkili görüşme ve ziyaretler devam ediyor. Bugün Libya İçişleri Bakanı'nın Ankara'ya bir ziyareti oldu. Öte yandan hükümetin Libya politikası başta Fransa olmak üzere bazı Avrupa Birliği üyesi ülkeler tarafından da tepkiyle karşılanıyor. CHP olarak hükümetin Libya politikasını ve bu ülkelerde yaşanan gerginliği nasıl değerlendiriyorsunuz? Libya'da sular ısınıyor ve bugün bu söylediklerinizin yanında Mısır Libya'ya asker gönderme konusunda parlamentosunda karar almaya hazırlanıyor. Biz Libya'da gerginlikten yana değiliz. Libya'da aklı selimin bir an önce hakim olması lazım. Ve Libya meselesinin barış içinde çözülmesi için hükümet gerekli girişimlerde bulunuyorsa biz bu girişimlerin tabii ki arkasında olacağız. Ama ülkemizi bir maceraya, bir vekalet savaşına sokacak ve kahraman askerlerimizin ayağına taş değdirecek macera perest yaklaşımlarında karşısındayız. Show TV tarafından iletilen bir soru var. Ayasofya'da kılınacak ilk cuma namazı için Sayın Kılıçdaroğlu'na ya da partinize bir davet geldi mi? Katılım düşünülüyor mu? Şunu çok açıkça ifade edeyim. Namaza davet ezanı Muhammedi ile olur. Namaz için hiç kimsenin ayrıca bir davete ihtiyacı yoktur.
namaz kılmanın protokolü olmaz, VIP'si olmaz. Evet. Halk Twitter'dan iletilen sorular efendim. İlk soru şöyle. Netflix ile AKP arasında bir sansür tartışmasının yaşandığı ve Netflix'in AKP'ye sansür konusunda rest çektiği iddia ediliyor. Öte yandan gündemde bir de sosyal medya düzenlemesi var. Bir kontrol komisyonunun kurulmasının planlandığı konuşuluyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm bu sürece bakışı nasıl? Daha önce de bu konuyla ilgili ifade etmiştim. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz sosyal medyaya getirilecek her türlü sansüre karşıyız. Biz medyaya getirilecek her türlü sansüre karşıyız. Özgür medyayı, özgür basını kısıtlayacak her türlü uygulamaya karşıyız. Ha, uluslararası kabul görmüş bir takım normlara uygun olarak bir takım düzenlemeler yapılır, bunlara bakılır. Ama burada unutmayın, bu düzenlemelerin düğmesine hınçla basıldı. Hesap sorma, öç alma yaklaşımıyla basıldı. Dolayısıyla buradan medyadaki söz söyleme, yazma, çizme özgürlüğünü geliştirecek bir düzenleme çıkması yerine çok ciddi bir yasakçı düzenleme çıkma ihtimali mevcuttur. Bunun da biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak karşısındayız.